Bugün İstanbul kafasında göle gidiyoruz. Farklı bir göl. Kuğuları da olabilir. İstanbul, 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 İstanbul kafasız. Hayatımızda neler klasik, neler yeni? Bunları her gün yeniden tanımlamak zorunda kalıyoruz. Bale hayatımızda yavaş yavaş yerini kaybediyor gibi gözükmesine rağmen aslında birçok sanatı kendinde birleştiriyor. Bu hafta İstanbul'da Monaco Balesi vardı. Monaco Balesi aslında çok klasik diye bildiğimiz Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü'nü oynadı. Ama yepyeni bir görüşle, yepyeni bir farkla bugünle. Bale zor bir sanat. Bütün sanatlar gibi zor. Hele bugün teknolojik devrim ekranların savaşlarına yenilmemek zorunda. Çünkü çok fazla sanatı bir arada bulunduruyor. Belki de bundan sonra hepsinin tek bir sanata yakınsamasının önemli unsurlarından bir tanesi. İnsanlar çok küçük yaştan beri bununla uğraşıyorlar, vücutlarına hükmetmeye çalışıyorlar. Günlerce, aylarca, yıllarca. Her gün saatler boyu çalışıyorlar, ter döküyorlar. En küçük bir sakatlık onları devre dışı bırakıyor. Olimpik sporculardan bile daha zordalar. Müzikten anlamaları gerekiyor, vücutlarını bilmeleri gerekiyor, ona iyi bakmaları gerekiyor. Ritmi bilmeleri gerekiyor. Çok farklı disiplini bir araya getiriyor. Aslında hayatın ta kendisi. Çünkü hepimiz bu kadar farklı disiplini bir araya getirip estetik, keyif verici, tatmin edici bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Göl, Kuğu Gölü biliniyor tabii. Ama bu size ait bir göl. Ve bildiğimiz Kuğu Gölü ile arada bir fark var. Hatta her yerde her zaman görüldüğünden çok çok farklı. Geleneksel Lölakdesi'nin dans tarihi daha ziyade metni, sahne içinde buna bir vesile. Benim tercihim sunumun bize güçlü bir şekilde verilmesidir. Hatta bazen karmaşıklığı da tercih ederim. İşte bu yüzden Lölakdesi'nin hakkında en ufak bir bilgisi olmayan ve öğrencim olan yazar Jean Roux'la çalışma nedenim de işte bu. Sunuma edebi bir bakış açısı getirmeye çalıştım. Ben sanatlar arasında bir yakınsama olacağına inanıyorum. Farklılaşma kullanılabilen tekniklere bağlıydı. Ama teknolojideki bugün gelinen seviye ile yakınsama kaçınılmaz. Siz de bir filmle başladınız temsile. Bale, klasik, modern ya da başka bir şey olsun mutlaka ekranla rekabet etmek zorunda kalacak. Ve artık ekran sadece televizyondan ibaret değil. İnsanlar canları ne zaman isterse o zaman ekranla ilişkiye geçiyor. Balede ise sahne var, sınırlı, iyi tanımlı, mecburi. Ama dışına taşıldığında, hani mesela çizgi romanda karenin kırılması, aşılması gibi, sahneden çıkınca siz de bir yakınsama çabasının içine girmişsiniz. Kostüm var, evet ama Kuğu Gölü, evet ama tütü yok. Klasik ama klasik değil, ama yarı klasik değil, ama modern değil. Ama başka bir şey, ama filmle başlıyor. Evrenleri bir araya getirdiğimiz, teknikleri birleştirdiğimiz, anlatmak istediklerimizi dile getirme olanağına vardığımız anlarda zaten hep bir zenginlik elde ederiz. Bu yüzden günümüzde ekranın gücünü göz ardı edemeyiz. Paylaşmak bugünün kutsal lafı. Bir yandan sadece paylaşıyoruz her şeyi. Ama öte yandan her şey kişisel. Bale tam da bunun ortasında. Yönetime dair fikirlerinize de gelmek isterim. Kocaman bir grupla çalışıyorsunuz. Bir yandan doğal olarak dansçılar var, müzik var, sahne var, dekor var, kostüm var. Hatta bu sefer ünlü bir yazar var. Bazen ressamlar ya da farklı türden tasarımcılar. Diğer yandan işin ticari tarafı var. Baskı işleri var, medya var, dijital medya var. Bunlar için büyük bir ekibiniz de var.
Ama siz kendiniz hepsini yönetmek durumunda mısınız? Evet ama... Koreograf kimliğimi yönetmen kimliğimle her zaman birleştirmişimdir. Çünkü koreograf olarak işimi tamamlayabilmem için etrafımda olan bitenlerin tek başına bir gösteri oluşturması benim adıma mümkün değil. İdari, finansal, teknik ve ardından sanatsal sorumluluğun hepsi bana göre topyekün bir mesuliyet. Çünkü ben bir yazar değilim. Evime gidip bir tek kurşun kalemle çalışamam. Varoluş imkanlarına sahip değilsen var olmam mümkün değil. Bu kurum için çalışmak çok mu güç? Ya hatta bale yapmak çok zorlayıcı mı? Oldukça özel bir meslek ama bence bunu yapacak tutkuya sahibiz ve bu yüzden de buradayız ve grup harika. Ya çok seyahat ediyorsunuz değil mi? Hem de çok seyahat ediyoruz. Ama bu çok güzel ve heyecan verici. Çünkü pek çok farklı kültür tanıyoruz ve burada yani İstanbul'da olmak ve buranın diğer yerlerden, hatta Fransa'dan ve gördüğümüz yerlerden farklı olduğunu görmek... Gerçekten inanılmaz bir duygu. Farklı ülkelerde, farklı kültürlerde, farklı seyircinin önünde aynı dansı yaptığınızda ne hissediyorsunuz? Her izleyicinin bir dansa tepkisi farklı olur ama perde kalktığında izleyicide hissettiğimiz çok canlı bir şeyler var. Bilemiyorum, izleyicinin enerjisini hissediyorsunuz ve bu midenizde kelebeklerin uçuşmasına sebep oluyor. Hala her yerde bunu hissedebiliyorum. Tabii ki dansın kendi versiyonumuzu farklı ülkelerde sergilemek bizim için gurur verici. Evet, aynen öyle. Az önce sahnede 22 ayrı milletten dansçı olduğunu öğrendim. Bu kadar farklı kültürden insanla birlikte sahnede olmak, aynı hedefe, aynı amaca koşmak nasıl bir his? Bence çok güzel. Çünkü farklı kültürler rollere de farklı bir anlam katıyor. Mesela benim rolümü başkası canlandırdığında bambaşka bir şekilde canlandırabilir. Çünkü aşkın farklı ifade edildiği, flört ettiğiniz kişiye çok farklı bir şekilde baktığınız başka bir yerden geliyordur. O yüzden beden dili de farklı oluyor. Herkes de farklı oluyor yani. Ama çok ilham verici bir evet, şey. Evet, ayrıca meslektaşlarınızdan çok şey öğreniyorsunuz. Hepimiz aynı tipte ve aynı kişiler olsaydık ne bizim ne de sizin için ilginç olurdu. Siz sahnedesiniz ama insanlar artık bir arada değiller ve daha fazla ekranlara bağlılar. Hatta ekran eğlencelerine bile dikkatleri her gün daha da kısalıyor. Sizce bale, hatta bütün sahne sanatları için bir tehlike var mı? Bu önemli. Bu geleneği sürdürmeye, halkın ilgisini canlı tutmaya ve onların sanata erişimini sağlamaya dair önemli bir görevimiz var. Özellikle de bu grupta. Çok yenilikçi bir tarzı var. Pek çok klasik balenin farklı versiyonlarını sergilediğimiz için biraz daha modern diyebiliriz. Böylece modern halk da daha kolay anlayabiliyor. Normal insana daha yakın bir şey. Zamanında müzik sadece bale için yapılabiliyordu. Ama bugün bale için, sadece bale için müzik yapmak çok az. Ama bale bugünün müziğine uyabiliyor. Bu soru aynı zamanda müzik için hep sorulur. Sanırım müziğe karşı büyük bir saygının olduğu bir dönem yaşanmış tarihte. Örneğin önceden cesaret edemiyorduk. Le Lac Dessin hakkında söylenenleri hatırlıyorum da. Aman tanrım, düzgün yapamamışsınız. Müziği buradan kesip şuraya aktarmışsınız deniyordu. Ben de evet diyordum. Öncelikle ben bir müzik eğitimine sahibim. Ben de bir piyanistim ve her ne kadar tercih yapsam da müzik yazımının tutarlılığına her zaman dikkat etmişimdir. Hem sonra salonda oturan kişilerin arasında bu tepkiyi verebilecek olan çok ama çok azdır. Belki 5 ya da 6 kişidir. Bu da
Bu da demek değildir ki bu mutlak sırrı barındıran o 5-6 kişi yüzünden biz geri kalanlarla olan iletişimimizi keseceğiz. Cesaret etmeli, bazı kalıpları yıkmalıyız. Herhangi bir şeyde iyi olmak çok çalışmayı gerektiriyor. Ama vücudunuzla, kendinizle iyi olmaya çalışmak, sürekli mükemmelin peşinde koşmak, işte bu çok büyük disiplin istiyor. Hepimizin insanları toplayıp bir araya getirecek şeylere ihtiyacı var. Bu olmazsa felaket olur. Gerekli de. Bu size güzel bir örnek. Bu ortaklık içerisinde 22 milletten insan bulunuyor. Meslek grupları çok çeşitli. Teknisyenden tutun da idareciler ve sanatçılar derken neredeyse toplumsal katmanın her kademesinden insanı barındırıyorum. Aynı zamanda kültür ve ırk olarak burada bütün bileşenlere açığız. Bir noktadan sonra aklınızda ne için çalıştığınız sorusu beliriyor. Niçin çalışıyoruz? İnsanların iyiliği için. Şimdi bu yüzden bireye yönelik olarak eğer belli bir samimiyet ve saygı varsa o zaman işler epey yolunda gidiyor. Siz de Türk dansçılarla da çalıştınız değil mi? Evet, muhteşem bir dansçı olan Melih Mertel'le ve ender bir cömertliğe sahip olan Ediz'le çalıştım. İşlerine sadık ve epey gönüllülerdi. Çalıştığım 3 kişiyle de olağanüstü hatıralar biriktirdim. Şu an Türkiye'de olduğum için değil, her zaman söylerim. Hiç kuşkusuz dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Farklı kültürleri bir araya getirmesiyle, bir dünyadan ötekine açılan pencereleriyle kesinlikle olağanüstü bir ülke. Biz de tabii bundan faydalanmalıyız evet, değil mi? Evet, harikulade. Büyük bir zevkle. Ediz, Monaco Balesi ile alakan ne? 2010 yılında audition yapmamla başladı. Bir sınav yaptım Monaco Balesi için. Jean Christophe direktörümüz beni kampanyaya kabul etti. Maceram bu şekilde başladı. Bütün şeylere katılıyor musun? Turnelere vesaireye? Turne olmasa da tüm temsillerde bulunuyoruz. Sürekli atölyedeyiz, yani çalıştıkları yerdeyiz. Onlarla beraberiz, arkadaşlarımızla beraberiz. Peki bu yani sosyal medya için içerik üretmek mi yoksa daha da fazlası mı? Sosyal medya için içerik de üretiyoruz. Aynı zamanda dijital pazarlamalarını da yapıyoruz. Yani. Dijital ilanlar, farklı reklamlar. Bütün komünikasyonla alakalı etaplarda biz de devreye giriyoruz. Bu ilginç olsa gerek değil mi? Hani balede olup hatta yani kariyerini en üstünde balede tamamlayıp ondan sonra bizim işlere ulaşmak. Açıkçası biraz zor oldu bizim için. Hem psikolojik olarak hem de eğitim açısından birazcık zorlandık. Daha önceden var mıydı böyle bir eğitimin yoksa? Kariyerimi bitirmeden önce hazırlıklara başlamıştım. Eğitimlerime başlamıştım. Kariyerimi bitirdiğim zamanda da hazır olduğumu düşündüm. Pratik yapma zamanı gelmişti ve başladık. Özellikle klasikten çıkıp da bugün geldiği yere bakıldığında tam bir yeni yönetim tarzı örneği. Çok farklı disiplinden insanların aynı amaç için, aynı nihai muhteşem gösteri için bir arada çalışması, aynı amaç uğruna bir araya gelebilmesi, belli parçaları yolda bırakıp sürekli kendini yenilemesi. Tam da bugünün yönetimi her parçasıyla. Memnun musun balet olduğunu? Gerçekten çok memnunum yani böyle bir mesleğe sahip olduğum için sahneye çıktığımda özgür hissediyorum kendimi. Peki kral kim? Koreograf mıdır her zaman? Tabii ki de. Onun istediğini yapmamız gerekiyor. Ama zaten koreograflar da yardımcı oluyor. Yani sende hangi hareket daha güzel gözükecek? Çünkü onun için de iyi. Yani tabii. Sonuçta yapamadığınız bir hareket ya da sizin üstünüzde güzel gözükmeyecek bir hareketi neden versin? Kendi koreografisi kötü gözüküyor. Ama devamlı dansçıyla koreograf arasında güzel ilişkiler oluyor yani. Bir ortayı buluyor. Ama genellikle koreograf ne isterse onu yapmaya çalışıyoruz. Peki sana başka bir şey sormak istiyorum. Dans sürekli mükemmel olma peşinde olan bir şey. Yani vücut sınırlı. Halbuki yapılmak istenen şey çok fazla. Ve sen hep
daha iyisini, daha iyisini. Yani mükemmel hep kaçıyor zaten, öyle bir şeydir de. Hep mükemmel peşindesin. Tatmin olacak bir durum. Bunu çok iyi yaptın dediğinde daima daha iyi yapan birileri var ve daha iyisi var. Aynen söylediğiniz gibi, yani çalışıyorum, çalışıyorum. Güzel temsilim geçiyor. Ondan sonra ama ben en iyi oldum diyemem. Yani devamlı çalışmam gerekiyor. Çünkü biliyorum benden daha iyisi var. En iyisi ben değilim. Ondan da iyisi var. Her zaman iyisi var hepimizden. Yani ben sadece çalışmam gerekiyor. Çalışmayı bırakmamam gerekiyor. Çünkü bir noktaya gelmek kolay. Orada korumak çok zor. Bir de yaş çabuk bitiyor değil mi? Yani evet, ne kadar, kaç yaşına kadar sahnede kalmak? Benim hayalim mümkün. Bir sakatlık olmazsa, klasik böyle anlamında söyleyeyim de 42-43'e kadar neoklasik kontemporileri dans etmek isterim. Çekişi. Sürekli olarak iyi olmanın falan hiç anlamlı olmadığı. Zaten iyi olmayan artık konservatuvarda sizin geldiğiniz sınıflara gelemiyor bile. Evet. Mükemmel olmak peşinde koşmak ne demek bu kadar? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi her sanatta bir ego vardır, her insanın içinde olduğu gibi. Bunu düzgün bir şekilde kullanabilirsek daha az zararlı çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde daha çok hani Burak'ın çevresindense benim çevremde balerinim dediğimde bir aa balerinsin demek ki ilgisi oluyor. Özellikle erkeklerin. Dega tablosundan fırlamış bir kadın gibi oluyor. Güzel bir şey bu. İşte ama bu böyle bakılmamalı. Çünkü orada biz 8 saat parmak ucunda nefes alıyoruz, dans ediyoruz vesaire. Aynı şekilde partnerlerimiz öyle. Aynı şekilde insanların gelip bizi sahnede izlemesi bizi daha çok mutlu ediyor. Her zaman böyle, yani biz sahneye çıkınca böyle koltukları dolu gördüğümüzde hani mutlu oluyoruz ve gerçekten yaptığımız işin boş bir şey olmadığını anlıyoruz. Bizi en çok mutlu eden şeylerden biri seyircinin bizi alkışlaması sahnede. Evet, bu güzel bir şey. Bence sanatların içinde en zor sanat diyebilirim tiyatrodan. Pardon, baleden sonra tiyatro diye gidiyor. Çünkü biz sahnede sözsüz bir tiyatro oynuyoruz neticede. Mimik, jest, hareket, beden, bütün ruhumuzu katıyoruz. İstanbul kafasında Kuğu Gölü vardı, göl vardı. Siyahla beyazın, geceyle gündüzün, iyiyle kötünün karşılaştırılması. Çocukluğumuzdan kaldığı gibi hepimizin çocukluğundan beri iyiler ve kötülerle uğraşıyoruz. Klasik. Gölde Kuğu Gölü bir klasik yeniden yorumlamış. Belki de hayatımızdaki bütün klasikleri yeniden yorumlamak zorundayız. Kendi iyilerimizi, kendi kötülerimizi, kendi yorumlarımızla görmek zorundayız. Balede, sanatta bize bunu gösteriyor. Önemli olan neyin siyah, neyin beyaz olduğu değil. Siyahlar ve beyazlarla her zaman doğru itişip kakışabilmek. Önemli olan kendi mutluluğumuzu yakalayabilmek. Onun için iyi ki sanat var ki bize bu karmaşayı gösteriyor. İyi ki bale var. İyi ki hepsi bir araya gelmiş. Bundan sonra hepsinin yakınsayarak birbirleriyle birlikte görebileceğiz. Belki de sadece ekranlara takılmaktan değil bir arada olabileceğimiz, aynı şekilde heyecanlanacağımız, salonları dolduracağımız
çok önemli eserlerle karşı karşıya kalıp birlikte heyecanlanacağımız şeyler var. Çocukluğumuzda heyecanlandığımız gibi. Heyecanlanmaya devam edin. Sanata, kendinize yatırım yapın. Görüşmek üzere.